Hocam güzellik algısından bahseder misiniz dermiş. Mesela önümüzde hmm, duran buraya geldin yani tebrik ediyorum seni. <laughs> <laughs> Karşımızda duran iki insandan birinin çirkin olduğunu, diğerinin güzel olduğunu neye dayanarak söyleriz? Bu yargıya varmamızı sağlayan güdü nedir diye sormuşlar. Evet, biraz önce yorumlarda görüyorum hocam sizi çok seviyoruz hocam sizi çok seviyoruz hocam sizi çok seviyoruz sonra baktı hocam sizi hiç sevmiyoruz diye yazdı sonra birisi. Ee, dedim teşekkür ederim. Bunların hiçbirisinin mutlak ifadeler olmadığını söylemeliyim. Bunlar bağlı ifadelerdir, göreceli ifadelerdir. Bir şeyler bir şeylere göre güzeldir, bir şeyler bir şeylere göre çirkindir. Daha evvel Hazar'la hatta iki kere konuştuk. İnsan zihni, yani bu soru konuştuk, insan zihni göreceli çalışır. Yani bir şeyi bir şey cinsinden anlar. Kendini bile başka birileri cinsinden tanımlar. O yüzden hiçbir şey mutlak olarak güzel iyi, kötü, çirkin falan filan değildir. Sadece bizim bildiğimiz bir şeye nispetle. Tabiatta mesela böyle bir objektif iyi ya da kötü kavramı yoktur. Güzel ya da çirkin kavramı yoktur. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela yani insan türünün şu anda en seksi fertlerini erkek dişi alın. Bir bonobo kabilesi içerisine bırakın, dönüp de yüzlerine bakan olmaz. Bonobo kabilesinin en seksi dişisi bile açıkçası bizim pek gözümüze hoş gözükmez. Çünkü Onların kendi sistemlerinde bir güzellik çirkinlik algısı vardır. Onların güzellik çirkinliklerinin nasıl işlediğine baktığımızda bizdekinin ne kadar yapay ve manipülasyona maruz kalabilecek özellikle olduğunu da anlıyorsunuz. Şöyle ki mesela bir hayvanın diğer hayvanı diyelim çekici bulması. Hani güzellik biraz çekicilikle örtüşüyor ya oradan örnek vermek istedim. Bir hayvan diğerini ne şartla çekici bulur? Mesela bir şempanze dişi şempanzeyi topuklu ayakkabıları, Efendim, Kürt mantosu falan için mi çekici bulur? Hayır. Yani gayet de e, net kriterleri vardır. Kokusu uygun mu? Çiftleşme zamanı gelmiş mi? Bizim buralarda mı? E, i̇şte etrafında başka alfa erkek var mı? Bana dalar mı? Beni döver mi? Buna gücüm yeter mi? Bu kriterler oldu mu çekicidir. Bizde ise mesela bakın Osmanlı dönemindeki tablolara şunlara bunlara o zaman güzel kabul edilen hanım stili bugün bayağı bir diyetisyene para ödemek zorunda olan bir hanım modeli oluyor. Hani çok fazla o günün güzellik algısını bugün genç arkadaşlar bir türlü anlayamıyor mesela. Bugün de güzellik algımız çok ciddi manipüle ediliyor. Çok ciddi. Ve ana akım medyanın bize dayattığı güzellik, çirkinlik vesaire falan gibi meseleler aslında tamamen işte var olan bir sistemi ve bu sistemin içerisinde bir şekilde paylaşımda bulunan, beğenen, satın alan insanları belli trendlere yönlendirmek amacıyla kullanılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar yani e, tabii şimdi bunu söylemek biraz ne bileyim e, hani ispatı zor bir şey ama mesela ben güzel bir insanım. Yani bu, bunu çok net olarak söyleyebilirim. Bana göre öyle yani yapacak bir şey yok. Siz mesela... Hani kendinizden hoşnutsanız bakıyorsunuz ya Allah ne güzel yaratmış diyorsun. Beyaz sakallar, koca kulaklar böyle parlak kafa falan. Güzel yani. Şimdi birisi diyebilir ki ben Brad Pitt arıyordum. Bu olmadı. Yani bu, bu çirkin diyebilir. Diyebilir. O da onun problemi. Hani Güzel ya da çirkin bulma meselesinin bir başka insanın bir, bir başka insanı ya da bir başka şeyi güzel ya da çirkin bulması tamamen onun zihinsel değerlendirmesiyle ilgili bir şey. Evrensel bir güzel çirkin iyi kötü tanımı biz bilimsel olarak yapamıyoruz. Çünkü bunun ne beyinde bir karşılığı var ne fiziksel olarak bir tarafı var. Fakat şu da var insan algısının temellerinde bazı bak tam ağzımdan çıkacak yemin Alt, ediyorum doğan doğru. erim altın oranı çaktı oraya. Bazı kıstaslar var ya yani insanların arasında ortak olarak ama herkese değil. Yani 10 bin kişide sorguladığınız zaman yaklaşık olarak insanlar mesela evet altın orana uygun yüz özelliklerini seviyorlar. Simetriyi seviyorlar mesela enteresan insan yüzünde simetri ama full simetri değil. Şurada bir ben olduğumu daha harika oluyor. Hatta ben hangisi şuradaki beni aldıracaktım şunu. Böyle bu işlere ilmi simaya meraklı bir arkadaş dedi ki hocam sakın senin karizma dedi o benden geliyor. Nasıl ya dedim asimetri veriyor dedi böyle yüze. Hafif bir asimetri evet, verse. Bir edebiyatında da vardır. Nasıl? Yani benin olması divan güzelleri için bir işarettir. Yani divan güzeli seçilmesi için. Tabii tabii. O... şey ya Türkan Şoray'ın beni işte de senelerdir ne canlar yaktı binaneli. Ama yüzün mesela asimetrik olması önemli. Şey simetrik olması önemli. Niye? Bizim yüzümüz normalde balık gibi oluşur anne karnında. Gözümüz, yani her şeyimiz böyle yan tarafta oluşur. Bütün kulak göz. Sonra yüz ortaya doğru göre gelir ve birleşir. Mesela şu dudağımızın üst kısmındaki yarık, şuralar, dilimizin altındaki o bağlantı, şu burnumuzun çizgisi falan hepsi aslında o birleşmenin üründür. Biliyorsunuz o mesela birleşme tam olmadığında yarık damak, dudak falan meseleleri oluyor. Yani açık kalıyor orası. Dolayısıyla mesela o tam kapanmıyorsa, ya da işte bir taraf fazla geliyorsa, hafif kayıyorsa, yüzde hafif verlik varsa bu morfogenezde yani biçim oluşumunda bir sorun olabileceğini ve dolayısıyla genetik aktarımda bir olası soruna işaret ediyor olabilir. E tabii biz bunu bir genetik analiz olarak bakmıyoruz. Sadece düz ki ya pek hoşuma gitmedi. Yani biraz yamuk gözüküyor falan diyoruz. Mesela hoşlanmıyoruz ama daha simetrik yüzler ve böyle ufak bazı hani dokunuşlar, o benler gibi falan e hoşumuza gidiyor. Bir de mesela insanların çoğunda işte şu oranla şu oran, bu oranla bu oran, şu oranınla buranın oranı falan filan gibi onlar yaklaşık işte 1.618 dediğimiz altın orana denk geliyor. Bende ölçecek olursanız mesela doğrudan oranı bulmayacaksınız. Kendiniz de de öyle. Ama yine bin tane insanda ölçerseniz yaklaşık olarak o oranlarda oluştuğunu göreceksiniz. Bunu da daha evvelki bir soru yorum videomuzda uzun uzun anlatmıştık. Altın oran neden böyledir, niye olur yani tabiatta altın oran ne işi var diye hatta böyle yapraklar üzerinde falan gösterdiğim bir tane var. Bazı güzellik kıstasları var ama öyle güzeller var ki yani diyorsunuz ki yani bu da mı yani nasıl falan gibi tarihte ne canlar yakmış insanlar var böyle hikayeleri dinliyoruz. Hocam bir şey eklemek isterim. Daha önce öğrencilere de vermiştik. Cazibenin evrimi. Bu güzellik algısına dair doğadaki sistemi de güzelce anlatan, hani bizim değişen düşüncelerimizi anlatan güzel bir kitap. İyi bir e, yazılmış. Öneririm yani. Ben, ya kitap önermiyoruz biliyoruz ama bilgi içerikli hani veriyoruz şu anda. Yok öneririz. Niye <laughs> önermiyoruz? Tamam.